Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere öyle bir atmosferdeyiz ki arkadaşlar anlatılmaz yaşanır. Getirdim abimi de gezdirmeye. Gel bak o ambiyansı sen de yaşa dedim. Şimdi beraber buradan en üst zirvesinden aşağıya doğru iniş yapacağız. Çıkış yapmıştık zaten. O yüzden o diğer videolarıma bakıp izleyebilirsiniz. Burak hem geçmişini de bahsederek de şöyle tarihinden falan yol kat ederek gideceğiz. Evet abi, duygularından bahset bakayım. Böyle bir yere hiç. Şimdi buranın ben alt taraflarına kadar çıkmıştı da burayı ikinci kez geldiğimizde denedim, çıktık. Burası daha bir etkileyici bir yer. İnsanı korkutuyor. Burayı ne amaçla kullandıklarını tahmin edemiyorum ama bunlar herhalde o Hristiyanlığın yasaklı olduğu dönemlerde önemli rahipleri ya da papazları buralarda saklamışlar, koruma altına almışlar. Çünkü özellikle baktığın zaman çok erişilmesi zor bir yer burası. Normal bir insanın çıkması zor. Ama buraya özel güvenlik tedbirleri alınarak çıkılması gerekiyor. Ve buradaki yapılan tahribat da çok aşırı oluşmuş zaman içerisinde. Zaten doğada kendini burada belli ediyor. Şurada bak. Şurada aradaki görünen kısma bakarsan bir 60 santimlik bir iki kaya kütlesi arasında bir toprak kısmı var. Bu oluşumunu tamamlamamış. Bunu içeride zaten belli ediyor. Bu üst tabaka ve alt tabaka arasında kalan toprak kütlesi içeride zaten şeyin yıkılmasına sebep olmuş. Odaların çökmesine sebep olmuş. Şuradalarda zaten bak. Şu bölgede bir bak ayrı çalışmış kaya yev oluşturmuş. Bir de buradan buralardan kaya yev oluşturduğundan dolayı burası kazındığı zaman toprak oluşumunu tamamlamadığı için buralarda uçma olmuş. Şurada zaten görünüyor. Bak, evet. Aşağı yukarı buraların. Bak, şu sertlik, kısımda bak. Sertlik kısmı bak. Topraktan elle ufalanıyor. Bak, topraktan hiçbir farkı yok. Yani normal bir çekişle bile şu alan. Şu evet. Alan şundan farklı. Bak buralar birbirinden farklı olduğu için şurası toprak bak. Zaten burada yer... Şurada toprak. Şu ayrı bir kaya. Zaten bu arada kalan bak şu toprak çökmüş. Ağırlığın etkisiyle düşmüş yere, zemine toprak tabaka oluşturmuş. 10-15 santimlik buranın evet. Şeyi. Zamanla yani bu kimsenin bir elinle yapılan bir tahribat değil. Doğanın kendi kendine oluşturduğu bir aşınma bu. Evet, manzara muhteşem. Manzarası abim da çok güzel. Abim de bayağı korkuyor. Yaklaşam yani burada tabii insanı ister araba istemez. Araba buradan küçücük gözüküyor. Şimdi aşağı indiğimizde aradaki irtifa farkına bakacağız da yani anormal bir irtifa farkı var yani. Ürpertiyor çok arkadaşlar. Çok keskin bir kaya oluşumu var burada. Evet. Aşınma çok hızlı oluşmuş burada. Yani bura bu onlarca video çektim arkadaşlar. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Şimdi burada fazla sözü uzatmadan aşağı doğru iniyoruz. Kuyuyu da çektim. Kuyuya daha videosunu atmadım da atacağım. İniyorum. Lambayı yakacağım. Şimdi lambayı yakıp buradan iniş videosu. Buradaki alanlar hep videosu var. Yani detaylı çektim. Diğer videolarıma bakıp izleyebilirsiniz. Yani parça parça attım videoları, fazla sıkmayın diye sizleri. Burada da dikkat ön plana alacağız. Çünkü burası riskli. Şurası şuradaki çok kuyunun da metresini ölçtük. 12 metreden fazlaymış. Şimdi tamam. Bir odaya geldik. Buradan telefonun da burası ışığını bir dinlenme yakın. Alanı oluşturmuş. Evet, bir buradan. Nefes alalım. Hem de telefonun ışığını da açtım. Burası çok riskli. Geldiğiniz evet. Zaman en tehlikeli bölge burası. Şuna bakın. Burası çok riskli. Yani abim biraz çekindi. Yükseklik korkusu da var ama dedim ki bak fırsatı kaçırma. Başlıyorum indi. Böyle yer bir daha bulamazsın dedim. Şimdi iniş videosunu çekiyorum. Hadi devam et bakalım. Burada dikkatlice. Ekstra bir örtü varmış herhalde burada. O dönemde yapılan kapatma. Evet. Burada ilk inişte ayaklarınızı basarken kaymaması için dikkatli olun. Çünkü toprak... Biraz toz. O döklüğün toprakları evet, buraya geldiği için bakın burada. Aydınlatmayı sana tutayım da sen korkma. Buranın bir şeyine evet. Baksana bir aradaki farkına. Baktım ona. 12 metre falan büyük derinlik var bu kuyunun. Evet. Ha, daha devam edip gidiyor yukarıya doğru. 14-17 metre ilk fazlasıyla devam ediyor. 20-25 metre var zirvesinin sadece bu kuyunun arasında. Basacak yerler ya gayet kolay. Tehlikeli kuyuya da inilir. Evet. Biz bir o ama korkuyu işte atamıyoruz. Orada aşağıdan sıkıntı çıktık ya buraya. Burası da azlık değil yani. Değil. Yani orada 45 metre gelen kuyunun evet. Derinliği bunun tamam.
Üçte biri 15, 30, 45. Yani. Dört katı gibi diyebiliriz de. Evet, beş katı. Yalnız şimdi orada şöyle bir durum var. Hava sirkülasyon olmazsa bir gaz birikimmesi olduğu zaman. Evet, orada nefes almayı. Hissettiğinde hayatın bitmiş olur. Aynen. Oksijen ölçüm sensörleri lazım. Onlar olmadan olmaz yani. Yani artık inişi tamamlamaya az kaldı. Evet. 2 metre gibi bir da, şey kaldı. Buraya geldik. Yani. Boş gitmeyelim. Hem video çekelim dedik. Heh. İniş videosu da olsun. Biraz adapte olduk canım. Şimdi ilk etapta korktuydum. Heyecan, korku gitti. İlk heyecan korkuyu attım burada yani. Elhamdülillah. İnsan ister istemez bir tedirgin oluyor. Evet. Bilmediğim bir ortam. Burası turizme kazandı. Tamam, burası Fuat. Ben inişi tamamladım. Tamam. Mikrofonunu kapat istersen. Rahat etmek istiyorsan. Yok yok, sıkıntı yok. Tamam. Ben şu an kendim inişe geçiyorum. Biraz dikkat edeyim. Ben de ayağa atarken. Şimdi kamerayla inmek ahengi bozacak biraz arkadaşlar. Bakın. Ayağımı attım. Şu an bende rahatça. Korkulacak bir durum yok. Arada size de görsellik verebilirim. İnerken burası çok kolay. Böyle ayak basacak yerler geniş. Ayağım benim 46 olmasına rağmen rahat rahat oluyor ayağım yerlerine. Böyle yine de iddiatlı bir şekilde inmeyi tavsiye ederim. İnerken de biraz ahenk bozuluyor. Bakın. Çıkarken çektik. İnerken de boş gitmeyelim dedik. Sizleri bu anı yaşamanız için Kapadokya Harika TV'ye abone olun. Bu tarz videoların devamı gelecek. İnşallah daha geliştireceğim kendimi. Ekipman da almayı düşünüyorum. İleriki tarihlerde inşallah. Ama ekipman yetmiyor. Bilgi eğitimi şart. Bunun tamamen kursuna gidip dağcılık kursu almam gerekiyor. Ki bayağı 12 metre 15 metre arasında değişen kuyunun iniş tamamlanıyor. Şu an evet en son basamak kaldı bakın. Onu da basıp evet bitirdim arkadaşlar. Bakın nereden geldim. Ta yukarıdan. Burada. Şimdi bu iniş videosu bakın böyle gizemli noktalar geçiş yapılıyor. Buradan inişler. Tekrar bir inişe daha geldim. Bakın burası küçük. 2 metre falan. Biraz fazla. Buranın ki biraz daha geniş ve kolay. Evet bakın daha hala gidiyoruz. Burada biraz daha dikleşiyor iniş. Görsellik de vereyim size. Boyunun yüksekliği kadar bükülmeden rahatça çıkılabiliyor buralara. Bazı yerlerde tahrip olmuş basamaklar da yine de iyi. Evet burada bir odaya geldik. Evet. Hedefe biraz daha aşağı iniş evet. Yapmış olduk. Duygularını anlat bakalım. Bak, burada da bir oda var. Su sandıcı gibi noktalar mevcut. Bakın. Ekstra yaşamalar. Diğer videoda da zaten çekim yapmıştık. Ahmet Bey'le, Sezer'le gelmiştik. Aman bugün şimdi, de abim. Bak buradan şu aradan, şu yıkıktan aldığı su, yağmur suları. Evet. Şuradaki bak.
tahribat oluşturuyor. Aşınmaya bak, aşınmaya. Güvenliği alınsa işte burası yani uşmaz tahminim. Buradaki şu yaşı ala ala ne olacak? Bak şuradan bak, artık bura yağmurun etkisiyle basamak tamamen silinmiş. Evet, basamak varmış gitmiş. Bak aşınma, hayata bakası çok yumuşak. Evet. Yani kaya tabakası, volkan. İşte böyle böyle erozyon olup uçuruyor. Bak şimdi burada, bak şurada biraz daha basamaklar belirginleşti bak. Evet. Anladın mı sen? Ama sonuçta herhalde bak bu yağmur buradan olanca hızıyla aka aka günlerce, aylarca yağmur, kar tamam bak. Evet. Bak aşağıya indikçe ortalama bir insan boyu yüksekliğinde bak basamaklar belirginleşti. Evet. Bak şu anda basamaklar tam. Ama şurada tabii biraz daha. Burada da bir kilit sistemi varmış bak, gene. Bak bu adamlar. Bu. Evet. Şu an. Şimdi. Burada büyük bir alana geldik. Nereden geldik? Şuradan mı geldik? Yok. Buradan geldik. Tamam. İstersen şuradan inelim. Oradan burada geldim. Birazcık dik. Kaygan. Bu gel, öbür taraf burası riskli. Burada da bir çıkış noktası. İnanın buradan şuradan geçiş yapıp artık labirent gibi buralar yani. Onlarca yer var arkadaşlar burası. Bir de bu anlatılmaz yaşanır. Aşınmanın aşırı olduğundan dolayı bu kayaların içi böyle yumuşatıldığından, kayalar gevşettiğinden dolayı evet. Ağırlığı taşıyamamış. Hayat kulesi kendi ağırlığını taşıyamamış. Şurada da bir güzel. Bak şurada yok. Mesela bak. Şimdi şu görünen kısımda. Bak, şurada da bir çıkış. Bak şu tarafa gelsene ama. Bak bu tarafa gelsene. Burada. Burada farklı noktaya gidiyor ama. Bak bak. Buraya, oradan ziyade şuraya gel bak. Hmm. Şurada da göçük oluşmuş bak. İşte tabaka zayıf yani olduğunu. Riskli. Evet. Niye riskli? Şeyler bak. Şurada bak çok incelmiş. Şurada da bir şey açılmış bak. Hmm. Görüyor musun? Dikkat etmek gerekiyor. Yani 100 kilo bile burada dikkatli geç senin ağırlığın. Bak burayı zaten göçük oluşmuş birader burada. Burada niye göçük oluşmuş? Bak dur şimdi. Şu ön çerçeve tamamen, kaya kütlesinin tamamen şurası uçmuş bak. Evet. Şu tarafa doğru yıkılmış. Çok yumuşak. Yani insan şuradan şuraya geçerken, basarken bile ürperiyor. Yani kendi... Bak evet. bak şu bölüm bak. Buranın esasında geçişi buradan değilmiş ama. Evet. Burada uçma olduğu için bak ana cephede. Bura yakın tarihte açılan bir. Buranın girişi ve çıkışı burada değil. Evet. Yani. Bak. Neymiş bu? Ta nereden nereye arkadaşlar? Labirent gibi. Sadece hızlıca bir çekim yaptığım halde. Ekstra güvenlik önlemleri alınmış burada. Sürdü. Burada çok önemli bir. Dini liderin yaşadığı kesin yani. Bak zaten Selim'e katatrali ve buradaki bu katatral bak şu cepheyi çek. Şu cephe kilisenin iç kısmıymış. Bak uçan yerler, küçük oluşan yerler böyle. Kilisenin ön tarafa doğru varmış zaten kilisenin içindeki bölge. Şu kaya kütlesi zaten bak yukarıda evet, o. Bak kopan noktalar. Suyun aktığı, yağmurun aktığı yerlerde. Evet. Burası. Bak, şuralar bile bu şu uçan şu kayaların olduğu yerde bile bunun karşılığını bulabilir. Evet, mutlaka olma, bu. Evet. Bak. Şu şekilde zaten yamaç belli. Bak be, arkadaşlar şöyle bakın parmağımı tuttuğum nokta kapalı bir şöyle alanmış. Iniyor, şurası iniyor. Komple göçük yaşamış. Ha, çıktığımız yeri görüyor musun? Çıktığımız yerde ta oradaydı. Korka korka video çektik oradan. Şimdi yere indik. Ya. Daha arabanın yanına kadar ineceğiz. Bak şuraya ekstra duvar yapılmış. Evet. Bunlar yeni yapılan duvarlar. Bak şu... Şu cephe de kilisenin içinde bir cephe. Evet. Burası çok büyük bir... Çok büyük ve... Çok büyük, çok. Yani din adamları yaşamış. Ortodoks mezhebi tahminim. Bak şu karşıda da var. Evet. Bakın. Kilisenin bir kalıntıları da orada yani da var. Yani daha bitmez arkadaşlar. Bak, videolar devamı gelecek. Sonradan yapılmış önüne. Evet. Onlar yerli Türk yapımı bu evler. Hı-hı. Zaten Rum mimarisine uymuyor evlerin. Evet. Zaten çirkin altında. Duruyor. Çirkinliğinden ziyade... Türk mimarisinin uygunluğu bak şu ilerideki şu iki kapodalar var ya. Aynen. Kemer şeyleri uçunca artık. Mimarisine uymuyor. Bak şurada da ayrılma var bak. Hı-hı. Şu arayı da bak şurayı da işaretle. O dediğim bak. Yer var ya aslında şu bak. Odaya çıkıyormuş bak. Dediğim bir oda var ya şuradaki az önce çıkış noktası dediğim yer. Orada da bir oda var. O odaya geçiş noktası var. Bu ana
Bak Gaya Kütlesi, ana Gaya Kütlesi. Ha ileride şuradan, yok ama. Şuradan ayrılma var birader, bak gel. Şu araya bak, bak şuradan daha iyi gözüküyor, görecek. Gözüküyor, yok. O niye? Bak işte şurası. Burada bak. Bak 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 işte şuradan. Görüyorum. Ay, evet şu an. Koskoca Gaya Kütlesi yani şuradan birbirine... şu tarafa, o tarafa aşınınca, şu sol tarafa aşınınca çökmüş. Şura oradan 5 santim 10 santim bu tarafa doğru kaymış. Yok fazla. 50 yok. Santim. Bak şurası, şuraya iyi bak. Bak şuraya. Ne? 50 santim. Bak şuraya, görüyor musun? Bu kütle komple oturmuş. Ama yalnız bak sana ben bir şey söyleyeyim. Bu kayma var ya, bu aşırma, bu kayma şu kilisenin yapımından çok çok önce. Evet. Bak. Görüyor musun bak? İlk zamanlarda. Bak. Evet. Şimdi bak içeriden bak, bak yalnız aralar doldurulmuş. Bak görüyor musun? Şu şurası aynen. Şu ana kütle şuradan şu tarafa doğru. Gözüküyor, gözüküyor. Aymış abi. Evet. Evet. Bulunduğumuz alan 62 metre mi? Tabii. Evet. Ama daha buradan 20-25 metre daha var arkadaşlar. Dere kısmına doğru daha inmedik. Oranın yüksekliği 70 metre falan. 70-80 metreye yakın. Yanlış olmasın. Geçenki ölçümde tam ölçememiştik. Bak, gel. Bu sefer tam ölçtük. Burada da bir gizemli noktaya çıkış noktası var. Gel gel burada. Bakın şuradan basamaklar var ama burası ileriye gitmiyor. Sadece oradaki görünen odaya geçiyor. Asıl şuradaki gizemli noktaya çıkış noktası var. Buranınki de şu noktadan çıkılıyor arkadaşlar, bakın. Kilisenin içerisinde gizemli bir nokta var. Geldiğiniz zaman bulabilir misiniz bilmiyorum. Burada da büyük bir kilise var. Bak. Bu büyük kilisenin içerisinden gizemli noktadan ta nereye? Güvercinliğe çıkış noktası var. Bunun da videoları var. Gelecek yakında. Ya. İzlersiniz. Kapadokya Harika TV'de. Bugün de abimle burayı sizlere keşfettik. İniş videosu oldu. Daha burada onlarca yaşam alanı var. Görüyor musun? Bak. Birini geçsek birini kaçırıyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi bak şurası sonradan bura 3 kademeli. Evet. 1, 2, 3, 4 kademeli bir. Hatta belki şu bulunduğumuz yerden aşağıda da var. Bir kısmı olabilir buranın. Çok burası yüksek. Burası akıllara zarar bir patatırı. Yani şimdi Ortodoksların şöyle bir zihniyeti var. Küçük kayadan oyma, böyle küçük birkaç kişinin ibadet edeceği yerlere şapel diyorlar. Normal bir ayin yaptıkları yerlere kilise. Onun daha büyük ölçütlü olanlarına, bizdeki ulu camiler gibi olanlarına da katatral diyorlar. Yani burada tam bir katatrali andırıyor. Evet. Yani çok büyük bir yapı. Yani binlerce insanın ibadet ettiğine kanaat getiriyorum burada. Binlerce insan bir anda o gün için ibadetlerini yapıyorlarmış burada. Çok büyük bir, bak şuna bak, sütuna bak. Bak sütunun şimdi şeyleri... Var değil mi 20 metrede yakın? 1, 2, 3, 4. Aşağı yukarı 3'erden hesaplasan 12, 12, 15 arasında. 15 metre yükseklik bak, var. Bak tavan kısmını görüyor musun birader? Evet. Bak, tavan kısmını düşün yani. Bu tavan burası kısmı... Burası devamı geliyormuş. Ta nereye? Buralar... Düşün yani 20 metre kilisenin burada içerisindeyiz tavan varsa... Tabii tavan 20 metre ise... Bunun üstünü de şöyle gittiğin zaman 20 metreyi durutmak için bak şuradan zaten belli bak. Evet. Bak görüyor musun şuranın kilisenin devamını? Yani esas, burada öyle bir göçük yaşanmış ki arkadaşlar. Ana kaidelerine bak. Evet. Bak ana kaidelerini bak. Adamlar görüyorum. Ne kadar özenmişler. Bak şura. Ama bu benim tahminim bu. Şöyle söyleyeyim. 2000 yıl olabilir. 2000 yıllık olabilir. Yoksa İlk milattan Hristiyanlıkta. Zaten Hristiyanlık 0 yılında başladı. Evet, Hazreti 2000 İsa'yla. Yıl işte buralarda. 25 yıl buradan yaşandı. Evet. Yani abi, bir bunun 100 yılını inandırma aşamasında geçti Hazreti İsa'nın. Evet. Zaten Hazreti İsa'ya da hiç kimse inanmamış. 12 havarisinden başka. Ama zamanla tabii bunun bedelini ödeyince Hazreti İsa insanlar Hristiyanlığa karşı bir sempati duyuyor ve şey yapıyorlar. Hristiyanlığa inanıyor. Bak şuradaki çaplığı görüyor musun birader bak. Hı hı. Şöyle bir kayada var, bir kayma var. Ya kayma var ya o yapısı itibariyle şey kazmışlar bak. Evet. Şurayı görüyor musun? Kemer. Ya kayma var ya terazi bozulmuş. Bak düşün ne kadar bir aşınma olmuş. Toprak çok yumuşak ya Gaya Kütlesi dediğin. Evet. Ben. Artık videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Allah'a ısmarladık.